İşte gelmiştik İzmir'den. İstanbul tam 8 saat. Babam taşımak zor demişti. Keşke zor olan yalnızca taşımak olsaydı. Babamla ikimiz bu eve yerleşirken yeni bir hayata başladığımızı biliyorduk. Her şey değişiyordu. Daha da değişecekti, hissediyorduk. Fakat biz bile bu kadarını beklemiyorduk. İstanbul'a hoş geldin kaçak. Şunu da şuraya ittik mi? Of, çok ağır. Sen dur. İşte oldu. Of, çok yoruldum artık baba. Kalınla yarın yaparız. Tamam Deniz'ciğim. Çoğunu hallettik zaten. Ben yarın şu kolleri de açarım. O kolyemi çıkardın mı baba? Daha bulamadım o kolyeyi. Ama bulurum şimdi. Sen yarın okula gitme istersen. Dinlenmiş olursun biraz. Gitmem lazım baba. Zaten bir hafta geri kaldım derslerden. Ne zormuş taşınmak. Çalışkan oğlum benim. Hadi yatağını hazırlayayım da sen uyu. Çarşaflar neredeydi acaba? Heh. Tut bakalım. Baba. Tamam oğlum. Deniz. Efendim baba. Gece gene uyur gezerlik yapmazsın değil mi? Yok baba, daha buraların yabancısıyım, gezemem. Geçsen de çok uzaklaşma. Tamam. Yastıkları nereye koymuştum ben? Şimdi. Gelince oturuyoruz zaten. Ne bu telaşın ya? Örmen kızıyor. Bilmiyor musun? Öf. Kızarsa kızsın. Her şeyi kızıyor zaten. Benden günah gitti o zaman. Biz konuşmuyoruz ki. Yalnızca ayakta duruyoruz. Onlar için ayrı bir liste yap bence. Bak yazdı. Şuna bak ya. Benden de günah gitti o zaman. Bakın ne yapıyorum. Öğretmen geliyor. Günaydın. Of. Ne oldu yine? Baba. Baba saat kaç? Baba saat 8:30 olmuş baba. Duymadık herhalde. Ben seni bırakırım arabayla. Beni düşürmeye çalıştı öğretmenim. Hayır öğretmenim. Koşarken bana takılı sadece. Faal yok. Susun. Fırat söz almadan konuşma bakayım sen. Hem ben senin velini çağırmıştım. Neden gelmedi velin? İşten izin alamıyor ki hocam. İkide bir çağırıyorsunuz. Patron kızıyormuş. Susun. Susun. Ama bugün gelecek izin alabilirse. Fırat. Anneni böyle yorduğun için üzülmüyor musun oğlum sen? Ben niye üzülüm hocam? Siz çağırıyorsunuz. Susun. Bir daha kimseden şikayet duymak istemiyorum. Özellikle senden Fırat. Ben sizin aranızdaki sorunları çözmekten ders işleyemez oldum. Ne güzel işte. Susun. Fırat, gel bakayım buraya. Çantanı da al buraya gel. Çabuk, çabuk. Defterini kitabı topla çabuk. Öykü Gamze siz de kızım. Çantanızı, kitabınızı, defterinizi toplayın. Siz Fırat'ın sırasına gidiyorsunuz. Fırat sen de buraya oturuyorsun benim gözümün önüne.
Ama öğretmenim benim yerim orası. Artık burası Fırat'cığım. Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Biz neden yeni başkan seçmiyoruz? Koray geçen seneden beri başkan. Başkan mı olmayı düşünüyorsun Fırat? Yok öğretmenim, ben uğraşamam da artık değişsin bence. Seçim yapalım tekrar. Tabii, bu yıl da başkanlık seçimi yapacağız. Ama sınıfa yeni bir arkadaşınız gelecek. O da geldikten sonra hep beraber seçimi yaparız, olur mu? Öğretmenim ne zaman gelecek? Aslında bugün gelmesi gerekiyordu ama geç kaldı sanırım biraz. Daha ilk günden okulu kırdığına göre tembeldir öğretmenim o. Tam tersi Fırat'cığım. Geldiği okul da okulu birincisiymiş. Çok başarılı bir öğrenciymiş. Belki size de örnek olur. Ne dersiniz? Siz de ona yardımcı olursunuz değil mi? Okulda yeni olduğu için arkadaşınız uyum sağlamayabilir değil mi? Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Gel. Özür dilerim öğretmenim, geç kaldım. Girebilir miyim? Gel Deniz'ciğim. Ders bitiyor. İşte size bahsettiğim yeni sınıf arkadaşınız Deniz. Deniz'ciğim, sınıfa kendini tanıtır mısın oğlum? Merhaba, ben Deniz Şekerci. Şekerci mi? Soyadına bak. 9 yaşındayım. Hepimiz gibi. İstanbul'a yeni taşındık. Ah yavrum. Fırat, sessiz olur musun? Nereden gelmiştiniz Deniz'ciğim? İzmir'den öğretmenim. Abim, anneannem nerede orada oturuyor? Okulumuza hoş geldin Deniz'ciğim. Geç şöyle sen de Fırat'ın yanına. Artık derse başlayalım değil mi çocuklar? Evet, açın bakalım defter, kalem, kitaplarınızı haydi. Haydi bakalım çocuklar. Pardon. Biraz dikkatli olur musunuz? Burası okul. Biliyorum. Pardon dedim ya. Az daha eziyordunuz ama. Uzatacak mısınız? Uzatıyor muyum? Evet, acelem var zaten. Harit bir şey ya. Ne olduysa sanki. Merhaba İstanbul. Evet çocuklar. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. Çağla yaz tatilinde Amasra'ya gitmeyi düşünüyor. Tümcesinde hangileri özel attır? A. Amasra yaz. B. Çağla yaz tatili. C. Çağla gitmeyi. D. Çağla Amasra. Başka yok mu? Peki Deniz'ciğim, söyle bakalım hangisi? Çağla Amasra'dır öğretmenim. Evet, doğru cevap. D. Çağla Amasra. Evet, şimdi diğer soruya geçiyoruz. Mevsimi çabucak, yaz geçti. Sözcükleriyle kurallı bir tümce kurarsak üçüncü sözcük hangisi olur? A. Mevsim. B. Geçti. C. Çabucak. D. Yaz. Evet çocuklar, dinliyorum sizi. Başka kimse yok mu? Evet Deniz'ciğim. Yaz mevsimi çabucak geçti. Yani çabucak. Evet. Ne demekmiş? Üçüncü kelime çabucak. Aferin Deniz. Zeka küfü vallahi. Evet çocuklar, diğer soruya geçiyorum. Dinliyorsunuz beni. Yine ne yaptı Zafer Bey? Ne yapmadı ki Filiz Hanım? Her gün yeni bir vukuat. Biz bir olay olduğunda sizi çağırıyoruz ama siz gelene kadar Fırat 10 tane daha olay çıkartıyor. Sizi niçin çağırdığımızı unutuyoruz. Of Fırat, of. Biz eğitimci olarak ne yapacağımızı şaşırdık Filiz Hanım. Her taşın altından Fırat çıkıyor. Bilmiyorum, ailevi sorunlar mı var? Biliyorsunuz Zafer Bey, eşimi Fırat daha çok küçükken kaybettik. Ben de çalıştığım için anneannesi ve babaannesi baktı Fırat'a. Tek ailevi sorunu bu. Yoksa iş dışında bütün vaktimi ona ayırıyorum. İnanın bana. Evet. Ne
fark ederse sınıf başkanımızı seçiyoruz. Çıkar mısın? Hadi gidelim. Defterini alabilir miyim? Tabii, bu Türkçe defterim. İstersen diğer defterlerimi de verebilirim. Çok iyi olur. Bugün Türkçe'yi geçireyim, yarın da diğerlerini geçiririm. Tamam. Demek İzmir'den geldiniz. Evet. Ben İzmir'i çok sevdim, gideriz. Öyle mi? Şuna bak ya, Darık'ın herkese samimi olmaya çalışıyor. Sevimsiz. Ben istemiyorum onun aynı sırada oturmak ya. Bakın şimdi ne yapıyorum. Fırat Lale'yi seviyor. Lale, Zeynep öğretmen seni çağırıyor. Beni mi, neden? Bilmiyorum, gelsin dedi. Azıcık kay, ben oturacağım buraya. Neden? Çünkü öyle istiyorum da ondan. Sence böyle davranman doğru mu? Öğretmen beni falan çağırmamış, yalancı. Oturun çocuklar. Evet çocuklar. Artık Deniz de aramıza katıldığına göre yeni başkan seçimini yapabiliriz, değil mi? Oo, ders kaynadı yine. Susun. Fırat lütfen, kızıyorum artık ama. Evet, geçen seneden beri Koray başkanlık yapmıştı. Yardımcını da Derya yapmıştı. Öncelikle arkadaşlarına da teşekkür ediyoruz, değil mi? Şimdi yeni başkan adayımızı seçeceğiz. Öncelikle aday olmak isteyenleri görelim. Tahtaya yazalım. Mertcan. Kerem. Deniz. Bu sene başkan olmak istiyorlar. Başka? Sen de mi aday olmak istiyorsun Fırat? Evet, olamaz mıyım öğretmenim? Olursun, olursun tabii de sürpriz oldu biraz bana. Evet, başka aday olmak isteyen yoksa oylamaya geçebiliriz. Yerleştik anne, yerleştik. Deniz bugün okula bile başladı. İyi anne, iyi. Deniz iyi, merak etme sen. Alıştı anneciğim, alıştı. Zaten Sedef alıştırdı bizi önceden. Ne? Ne yapayım anne? Zorla mı tutsaydım yanımda? O çoktan kararını vermiş zaten. Biliyorsun ne zamandan beri aramız kötüydü. Biraz da bahane oldu Kanada'ya gitmesi. Tamam anneciğim, kapatalım artık bu konuyu. Olan oldu, boşandık bitti. Siz nasılsınız? Babam nasıl? İyi anneciğim. Ben ararım yine. Hadi görüşürüz anneciğim. Hoşça kal. Thank you.
Evet Mertcan, gel oğlum. Hadi şimdi sırtını dön. Mertcan için oy vermek isteyenler. 1, 2, 3. Mertcan'cığım yerine oturabilirsin. 3 oy aldı Mertcan. Şimdi Kerem, gelebilirsin oğlum. Evet, şimdi arkana dönüyorsun oğlum. Öğretmenim, neden oylanırken arkamızı dönüyoruz? Arkadaşlarım birbirine daha rahat oy versinler diye Fırat'cığım. Şimdi Kerem'e oy verenleri görelim. Dört oy. Kerem şimdi gidebilirsin. Evet. Şimdi Deniz. Deniz gel oğlum sen de. Şimdi Deniz için oy vermek isteyenleri görelim. Evet. Deniz 9 oyla öne geçti. Deniz'ciğim yerine oturabilsin oğlum. Şimdi son olarak Fırat'ı da oylayalım. Gel bakalım Fırat'cığım. Kimler Fırat'ın başkanı olmasını ister? Evet, Fırat'a 5 oy verildi. Teşekkür ediyorum Fırat'cığım, oturabilirsin yerine. Evet çocuklar, bu durumda yeni sınıf başkanınız Deniz Şekerci. Arkadaşınızı tebrik ediyoruz. Evet, yardımcısı da Fırat Şimşek. Fırat'ı da tebrik ediyoruz. Tebrikler Fırat'cığım sana da. Yardımcı mı? Yardımcı falan olmak istemiyorum ben. Başkan olmak için aday oldum. Yardımcı olmak için değil ki. Fırat'cığım, bunları söylemeden önce Deniz arkadaşını tebrik etmen gerekmiyor mu? Niye tebrik edeyim? Bir şey yapmadı ki. Bak, Fırat'cığım olur mu? Daha ilk günden sınıfın güvenini kazandı ve başkan seçildi. Bence ilk gördüğümüz insanlar hemen güvenmemeliyiz öğretmenim. Fırat'cığım, bazı insanlar ilk andan itibaren tavırları ve görüntüleriyle karşıdaki insandan güven kazanırlar. Demek Deniz arkadaşın da bütün sınıf üzerinde böyle bir izlenim yaratmış değil mi? Ayrıca sen de yardımcı olarak onun yetişemediği yerde onun görevlerini yapabilirsin. Çünkü Deniz daha okulda yeni. Bilmediği birçok şey olabilir. Senden de destek alması bence çok daha iyi olabilir. Peki öğretmenim. Teşekkür ederim Fırat'cığım. Bence bunu benim söylemem lazım size. Neden? Ben burada duruyordum, siz bana çarptınız. Sabah gibi. Sabah ben size çarpmadım ki. Ben son anda kaçtım da ondan. Ne kadar abarttınız ya. Ayrıca hem böyle sokak ortasında elinde merdivenle durulmaz ki. Pardon, çok affedersiniz. Merdivenle durmuş yolun ortasında. Thank you.
erkencisin bugün. İzin aldım bugün okula gelebilmek için. Geldin mi? Geldim tabii. Ne diyorlar gene? Ne diyecekler? Hep aynı. Ben sana diyorum gelmene gerek yok diye. Fırat delirtme beni. Ne demek gerek yok? Sen hiç düzelmiyorsun ki. Mahalleden de şikayet var yine. Ne yapacağız böyle oğlum? Ya anne, sana güzel bir haber verecektim. Bütün hevesimi kaçırdın ha. Ne haberi? Tamam boş ver şimdi. Söylesene oğlum. Bugün okulda sınıf başkanı seçimi yapıldı. Başkan mı oldun yoksa? Yani. Vallahi mi? Oğlum benim, aferin sana. Başkan yardımcısı oldum aslında. Olsun, bu da çok iyi. Bir de anne, bugün okula çok gıcık bir çocuk geldi, biliyor musun? Kimmiş o? Deniz diye bir çocuk. İzmir'den yeni gelmişler. Geldi okulda okul birincisiymiş falan. Görsen hep parmağı havada. Sözler şeyi biliyor. Böyle geziyor hep. Sen hiç parmak kaldırmıyor musun? Ben mi? Ben genelde parmak kaldırmadan konuştuğum için. Bir de marif etmiş gibi söylüyorsun Fırat. Ne yapayım anne ya? Ben parmağımı kaldırana kadar laf ağzından çıkmış oluyor. Doyurma karnını, yemek yapacağım. Tamam. Sınıf başkanı kim oldu peki? İşte o çocuk oldu. İlk günden sınıf başkanı oldu demek. Oldu ama daha yeni olduğu için hiçbir şey bilmiyor ki okulla ilgili. Her şey bana kaldı yani. Anne hadi ben sokağa çıkıyorum. Dur oğlum, nereye gidiyorsun? Yemek yemedin daha. Gelirim ben. Sen yemeği yapana kadar gelirim ben. Of Fırat. Oğlum, bugün de böyle idare edelim. Böyle daha güzel bence. Kamp gibi oluyor işte. Nasıl geçti bakalım ilk gün? İyi. Emin misin? Okul iyi de bir çocuk var, biraz tuhaf. Tuhaf mı? Kimmiş o? Sıra arkadaşım maalesef. Hem de sıra arkadaşın. Bir şey mi yaptı sana? Yok, bana bir şey yapmadı da. Herkes ondan şikayetçi. Bir de başkan yardımcısı oldu bugün. Başkan kim? Aferin sana. Hadi maç yapalım. Çok az kişiyiz. Aliler de gelsin sonra yaparız. Leventler geliyor. Ben onunla oynamam baştan söyleyeyim. Hadi maç yapalım. Biz yapmayacağız. Neden? Canımız istemiyor. Allah Allah, geçen gün yenildiniz ondan mı? Biz yenilmedik. Versene şu topu ya. Alsana. Ver ya. Vermeyeceğim. Ver şu topu. Topunu mu istiyorsun? Evet. Al topunu. Ne yaptın ya? Camı kırdın. Camı kırdın koş. Ben de camını kırdım gerizekalı. Şahin Bey. Filiz Hanım, gelin görün Fırat'ın yaptığını. Ne oldu, ne yaptı? Bizim salonun camı olduğu gibi yerde. Fırat mı kırmış? Evet, oğlum gözüyle görmüş. Kusura bakmayın, hay Allah. Bu kaçıncı artık? Hep zarar ziyan. Ben zararınız neyse karşılarım. Zararımızı falan karşılamayın Filiz Hanım. Oğlunuza sahip olun, bize bu yeter. Biliyor tabii kabahatini. Kaybolmuş yine ortadan. Fırat, gel buraya. Ne oldu anne? Bir de soruyor musun? Leventlerin camını kırmışsın. Ben mi kırmışım? Levent kendi kırdı. Benim üstümü atmış? Fırat yalan söyleme bak. Çok yoruldum bunlardan. Anne vallahi ben kırmadım. Oğlum koskoca adam yalan mı söyleyecek? Anne ben kırmadım diyorum. Neden inanmıyorsun bana? Levent kırdı. Yalan değil anne. İstersen çocukları sor. Nasıl olsa bana inanmıyorsun. Thank you.
Şimdi biraz daha eve benzedi. Değil mi oğlum? Evet baba. Ne oldu Denizciğim? Annem şimdi ne yapıyordur baba? Bilmem ki. Burada gece, orada gündüz şimdi. O olmadan burası eve benzer mi? Denizciğim, nerede olursak olalım, kaç kişi olursak olalım, ikimizin olduğu yer her zaman bizim evimizdir. Tamam mı oğlum? Sen kızdın mı bana? Ben sana inanıyorum oğlum. İnanmaz Mehmet. Ama son günlerde üst üste çok şikayet gelince bunaldım ben de. Okulda da aynı şeyi söylediler. Fırat yalan mı söylüyor dediler? Hayır öyle demediler tabii ki. Ben de öyle demiyorum. Ben sana güveniyorum. Hatta bu dünyada en çok oğluma güvenmek istiyorum. Sen de bu yüzden artık daha dikkatli ol, tamam mı oğlum? Canım, sen bu dünyadaki benim için en değerli şeysin. Bunu unutma sakın. Levent topumu aldı elimden, vermedi. Ben de almaya çalışınca uzatmak istedi. Top da onun örünce mi vurdu? Tamam oğlum, ben inanıyorum sana. Hadi gel yemeğimizi yiyelim. Geçeceksen geç. O zaman iş tarafa otur. Oraya da oturamam. Sen bilirsin. Bekle o zaman. Öğretmen geliyor. Öğretmen geliyor. Günaydın. Günaydın. Oturun çocuklar. Evet. Ödevlerinizi yaptınız mı? O zaman açın defterlerinizi, kontrol edeyim. Ver bakalım Deniz'cim. Aferin Deniz, çok güzel olmuş. Fırat'cığım sen? Şey öğretmenim, ben akşam biraz rahatsızdım da. Yine mi Fırat? Kaç gündür aynı bahane. Ne yapayım öğretmenim, sevmiyorum ineklemeyi. Ne? İneklemeyi mi? Evet. Fırat, hiç yakışmıyor bir öğrenciye böyle konuşmak. Üstelik sen artık sınıf başkan yardımcısı oldun. Sınıfa örnek olman gerekiyor oğlum. İşte Deniz yeteri kadar örnek oluyor öğretmenim. Hepimiz bir örnek olmayalım. Susun! Geç bakalım tahtaya sen Fırat. Ben ödevlerini kontrol edene kadar sen de benim söylediğim cümleyi tahtaya yazıyorsun. Ders yapmamak için her gün başka bir bahane buluyordu. Susun! Fırat'cığım, şimdi bu cümlenin öznesini bul bakalım. Ders yapmamak için her gün başka bir bahane buluyordu. Şey öğretmenim, bunun öznesi... Evet. Nasıl buluyorduk Fırat'cığım cümlenin öznesini?
Şimdi bana kim söylemek ister bu cümlenin öznesini nasıl buluyordu? Evet Deniz'cim, seni dinliyorum. Bu cümlede gizli özne vardır, yani o. Aferin Deniz'cim. Kim bahane buluyordu? O buluyordu. O buluyordu. Doğru, oturabilirsin. Aslında öğretmenim, özne çok da gizli değil. Çünkü Fırat buluyordu. Susun. Yerine oturabilirsin Fırat'cığım. Yok. Kırmızı kalemi olan var mı? Bende var, alabilirsin. Teşekkür ederim. Oo, anlayalım. Neyi anlayalım? Hemen kalemini verdiğine göre yoksa Derya'yı mı seviyorsun? Ne alakası var? Fazlaydı kalemim, verdim. Tabii tabii, biz de inandık. Ne diyorsun sen Fırat ya? Of! Aman. Hadi dışarı çıkalım Derya, boş ver. Sen de gelmek ister misin Deniz? Olur. İşte Derya gidiyor diye Deniz'e gidiyor. Deniz Derya'yı seviyor. Göstereceğim ben onu gizli özneyi. Nereye gidiyor bu? Ha? Pardon ya, görmedim seni. Nasıl görmedin? Bal gibi de bilerek yaptın. İyi misin sen Derya? Çok acıyor kolum. Söyler misin Fırat, derdin ne? İstemeden oldu dedik ya, ama senin canın kavga etmek istiyorsa benim için hiç problem değil. Asıl sen kavga etmek mi istiyorsun? Öğretmen gelecek şimdi, yapmayın. Ben kavga etmek istesem ederim, seni çözülme. Belli oluyor zaten. Kavga etmekten başka bildiğim bir şey yok ki. Yok ya, sen onu bile bilmiyorsun be. Ben senin gibi yabani olmadığım için mi? Sensin yabani. Bak Fırat, yapma. Yaparsam ne olur? Bak yapma. Ne oluyor burada? Yine nedir derdiniz sizin? Öğretmenim, arkadaşımız durduk yere kavga çıkarmaya çalışıyor. Durduk yere mi? Kim bilir ne yaptın yine. Sen buna uyum oldun. Yeter artık. Yarın ikinizin de velisini görmek istiyorum, anlaşıldı mı? Doğru sınıfınıza. Hadi siz de sınıfınıza. Buyurun. Merhaba. Ben Özgür Şekerci. Deniz Şekerci'nin babasıyım. Merhaba, memnun oldum. Hoş geldiniz. Siz dinlenin biraz. Fırat'ın velisi de gelmek üzeredir. Ben de çocukların dosyalarını alıp geliyorum. Aslında ben de edebilirdim. Özgür ben. Filiz ben de. Oo, tanışmışsınız bile. Ne güzel, hoş geldiniz Filiz Hanım. Hoş buldum. Buyurun oturun. Ben hemen konuya gireyim. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Özgür Bey'in oğlu Deniz okulumuza yeni nakil oldu. Evet, biliyorum. Deniz de Fırat gibi çok zeki, çok sevdiğimiz öğrencilerimizden biri oldu. Fakat bir sorun var ki, Deniz de Fırat hiç anlaşamıyorlar. Sınıf arkadaşları ve sınıf öğretmeni bu durumdan çok rahatsız. Bir şekilde bu problemi çözmemiz gerekiyor. Tabii sizlerin de yardımıyla. Deniz
Siz daha önce hiçbir sorun yaşamamıştı okulunda. Ne demek istiyorsunuz? Bir şey demek istemiyorum. Söylüyorum sadece. Zafer Bey konuşun demedim mi? Evet ama böyle imalı sözlerle değil. Oğlunuz da sizin gibiyse durum ortada. Neyi konuşabiliriz ki böyle? Doğru. Sizin gibi ön yargılı olunca konuşmak zor tabii. Ben mi ön yargılıyım? Evet. Biz hiç konuşmasak çocuklar için daha iyi olacak bence. Bence de. Teşekkür ederim. Zahmet oldu size. Rica ederim. Önemli değil. Evlerimiz de yakınmış zaten. Yanlış anlamayın. Yakın olmasa da bırakırdım. Yok. Yanlış anlamıyorum. Bu arada biraz önceki gerginlik için kusura bakmayın. Son günlerde biraz sinirliyim de çok üst üste geldi sıkıntılar. Ben de biraz gergin davranmış olabilirim. Siz de kusura bakmayın. Çocukların durumunu ne yapacağız? Bilmiyorum. Fırat bütün akşam Deniz'den bahsediyor. Bildiğiniz gibi değil. Deniz de Fırat'tan. Bir çare düşünmemiz gerekiyor. Ben bir çare düşündüm aslında. Nedir? At, bana gönder. Bana at. Bana da hadi. Hadi biraz hızlı. Buradayım. Gönder hadi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gönder bana. Gönder. Bana. Anne, bizim araba nerede? Bizim araba bozuldu oğlum. Deniz'in babası bıraktı beni. Deniz'in babası mı? Evet. Donmuşa binip gelseydin anne. Neden adamın arabasına bindin? Bana da. Söyledim ya oğlum, evleri zaten iki sokak aşağıda. Gönder. Hem gelirken sizin durumunuzu da konuştuk. Ne konuştunuz? Yürü. Ne konuşacağız işte? Fırat'ın durumu, senin durumun. Benim durumumla bir şey yok ki. Boşu boşuna çağırdılar seni. Yo, boşuna değil aslında. Efendim? Diyorum ki, bu akşam seni bir yere götüreceğim. Nereye? Sürpriz. Geldik ki anne. Benim sevdiğim dönerciye gitseydik daha iyiydi. Burası da güzel oğlum. Hem değişiklik olur. Aa Deniz, ne işi var burada? Baba. Anne, neden yaptın bunu? Neyi? Merhaba. Merhaba. Tesadüf. Buyurun. Rahatsız etmeyelim. Olur mu canım, buyurun. Siz tanışmadınız değil mi? Gerek yok anne, boş ver. Kalkalım biz. Asıl biz gideriz, siz oturun. Yemeğimizi yiyelim, hep beraber gideriz. Tamam? Ben Özgür Fırat. Tanışalım. Filiz ben. Ben de Deniz. Memnun oldum Deniz. Ben çok acıktım. Hemen bir şeyler söyleyelim bence. Garson. Gerçekten çok güzelmiş balığı. Afiyet olsun. Hadi soğutmadan ye. Biraz iştahım kaçtı benim.
İstersen başka bir şey söyleyelim Fırat. Gerek yok. Sen hangi takımı tutuyordun Fırat? Fenerbahçe. Ya biz de Beşiktaşlıyız Deniz'le. Beşiktaş mı? Evet. İstersen bir gün hep beraber maça gidebiliriz Fırat. Teşekkürler. Ben amcamla istediğim zaman maçları gidiyorum zaten. Peki. Yardıma ihtiyaç var mı? Aa, Özgür Bey merhaba. Bey artık gerek yok bence. Peki. Bu arada akşam için kusura bakmayın. Fırat Brezilya'ya gitti. Kusur falan değil. İyi oldu bence. Biraz yakınlaştılar sanki. Doğru. İyi dersler. İyi dersler. Dur bakalım sen. Biliyordun değil mi plan yaptıklarını? Nereden bildim ya? Saçmalama. Bırak numarayı da bak beni iyi dinle. Bir daha sakın böyle işlere girmeyin. Bizimle görüşmeye falan da çalışmayın. Hele babanı bir de annemin yanında görmek istemiyorum. Anladın mı beni? Ben de görüşmek istemiyorum sizinle falan. Ne sanıyorsun sen kendini ya? Çalıştı. Güzel. Sana iyi günler. Aa, arabanız yok mu? Bugün maalesef arabayla gelmedim. İstiyorsanız bu sefer ben bırakabilirim sizi. Olur. Yurt dışına gitmesi şart değildi belki. Ama bizim ayrılmamız şarttı. Çünkü artık ikimiz de yürümediğini görüyorduk. Deniz'i bırakması zor olmadı mı? Oldu tabii, oldu. Ama Deniz bana çok düşkündür. Yani annesinden daha fazla. O da bunu bildiği için gidebildi zaten. Anlıyorum. Bana biraz tuhaf geliyor böyle şeyler. Ben asla yapamazdım herhalde. Fırat'tan bir gün bile ayrı kalamam ben. Ben de Deniz'den kalamam. Fırat da babasına çok düşkündü. Ya. Çok küçük yaşta evlenmiştik biz. Birbirimizi çok sevmiştik. Hep böyle masal gibi devam edecek derken her şey bir anda değişti. Hasta mıydı? Yok. Trafik kazası. Aniden. Oğlumuzu beraber büyüteceğimizi hayal ederken bir kaza aldı onu bizden. O günden beri Fırat'ı tek başıma büyütebilmek için her şeyi yapıyorum. Bunu başarmışsın bence. Çok güçlü görünüyorsun. Fırat yine okuldan suratı beş karış geldi. Ben anladım tabii hemen Deniz'le ilgili bir şey olduğunu. Deniz'in matematikten 100 aldı gün mü yoksa? Evet. O akşam Fırat ilk defa matematik çalıştı. Aslında Fırat için biraz iyi oluyor. Bir tek Fırat için mi? Anlamadım. Yani Deniz'le Fırat'ın diyorum. Aynı sınıfa, hatta aynı sıraya denk gelmeleri. Bu kadar anlaşamayıp kavga etmeleri. Bizi beraber okula çağırmaları. Hepsi birer rastlantı mı? Değil mi? Bilmiyorum.
bazen İstanbul'a yalnızca seni tanımaya gelmişim gibi hissediyorum. Ne zamandan beri böyle hissediyorsun? Hani sen bana ilk gün arabayla çarpacak oldun ya. O zamandan beri. Kaldım biraz. Ofiste işler biraz uzadı da. Hemen yeriz bir şeyler. Acelem mi var? Yarım saat kadar. Neden ki? Hiç. Acele yemek yemeyi sevmiyorum da. Sen benden sonra devam edersin istersen. Ama ben seninle yemek istiyorum. Uzun öğlen yemeklerini, keyifli kahvaltıları. Hepsini seninle hayal ediyorum artık ben Filiz. Bir daha bu duyguları hiç hissetmem sanıyordum ben ama... Ama belki de ilk kez bu kadar derinden hissediyorum. Özgür. Hemen cevap verme istersen. Ama hissettiklerimi bil istedim. Aşk bana hiç bu kadar yakın olmamıştı. Şaşırdım da böyle pat diye olunca... Daha fazla beklemek istemedim. Ne dersin Filiz? Beklemeyelim değil mi? Beklemeyelim. Geçti günüm. Nasıl olsun, bir sürü ödev verdi öğretmen. Ne oldu anne, neden gülümsüyorsun? Ben sana bir şey söyleyeceğim oğlum. Ben de bir şey söyleyeceğim anne. Önce sen söyle. Ben sınıfımı değiştirmek istiyorum anne. Sınıfını mı değiştirmek istiyorsun? Neden? Neden olacak, deniz yüzünden. Onun yüzünü görmeye bile tahammül edemiyorum artık. Ne oldu? Yine kavga mı ettiniz? Hayır etmedik ama varlığı bile beni sinir ediyor. Sen ne diyecektin anne? Yok bir şey yok. Önemli değil. Ben sana bir şeyler hazırlayayım. Hadi bakalım. Bu da sıcak sıcak hazır. Hı? Oğlum, neyin var senin? Yok bir şey baba. Ne demek yok bir şey? Yüzün niye böyle o zaman? Belli ki bir şey olmuş. Keşke İstanbul'a taşınmasaydık değil mi baba? Neden oğlum? İzmir'de her şey daha güzeldi sanki. Okulda mı tatsızlık oldu yine? Her gün oluyor baba bir şeyler. Aslında okul iyiydi. Tek sorun Fırat. Hmm.
Fırat'a söyleyebildin mi? Hayır, sen? Ben de söyleyemedim. Bir süre ertelesek mi acaba? Tabii ki hayır. Onlara kalırsa bir daha yüz yüze bile gelemeyiz. Ama ikisi de hazır değil şu anda. Hadi gel benim. Dur, dur nereye? Şimdi vazgeçersek bir daha cesaret edemeyebiliriz. Dur, dur. Bunu yaptığımıza hala inanamıyorum Özgür. Ben çok mutluyum. Ben de çok mutluyum ama... Çocuklar? Alışacaklar, göreceksin. Kardeş onlar artık. Fırat'a buraya gelmesini söyledin değil mi? Evet, sen? Ben de söyledim. Antrenman bitmiştir. Gelirler birazdan. Sakin ol. Korktuğumuz kadar zor olmayacak. Merak etme. Filiz, Fırat geliyor. Şunu şimdi saklayalım görmesin. Evet. Hoş geldin oğlum. Yine mi anne? Daha önce de burada beraber yedik. Bir işe yaramadı. Oğlum önce merhaba desene Özgür abine. Hah, Deniz de geliyor. Çok sevindim. Ver. Merhaba. Ne oldu baba? Neden çağırdın beni buraya? Gel otur önce. Acıkmadınız mı siz? Söylemek istiyoruz. Yine aynı muhabbetse hiç gerek yok anne. Dinledik bunları. Bence de gerek yok. Ben zaten sınıfımı değiştireceğim. İyi olur bence. Öyle mi? Evet. Düşündüm de sen değiştirsen daha iyi olur. Sonradan gelen sensin çünkü. Şişt Fırat. Deniz lütfen. Anne kalkabilir miyiz? Hayır, otur yerine. Çocuklar, sizi buraya çağırdık. Çünkü size söylememiz gereken bir şey var. Özgür, istersen bu işi daha sonraya bırakalım. Ne oldu ki? Ne oldu baba? Geciktirmeye gerek yok Filiz. Onlar delikanlı oldu artık. Bence söyleyelim. Peki. Çocuklar, biz bir karar verdik. Şimdi belki bize kızabilirsiniz ama ileride bize hak vereceksiniz. Sizin için de doğru bir karar olduğunu göreceksiniz. Zaten bizim her şeyin üzerine tuttuğumuz şey sizin mutluluğunuz. Neden biz diyorsunuz? Çünkü biz evlendik. Ne? Siz de artık iki arkadaş değil, iki kardeşsiniz. Evlendiniz mi? Anne şaka mı yapıyorsunuz? Hayır oğlum, doğru, sakin ol. Anne delirdiniz siz ya. Olamaz böyle bir şey ya. Baba gerçekten mi? Anne son defa soruyorum. Doğru mu bu? Oğlum bırak onu elinden. Doğru mu? Evet doğru. Hayır. Fırat gel buraya. Ben de geleyim mi Filiz'ciğim? Hayır siz kalın. Fırat dur dedim. Dursana oğlum. Bırak beni anne. Oğlum yapma böyle. Dur konuşalım. Anne sen beni hiç düşünmüyor musun? Nasıl evlenirsin adamla ya? Seni de düşündüğüm için zaten böyle bir karar verdim Fırat. Beni böyle mi düşünüyorsun anne? Böyle düşüneceksen hiç düşünme. Benim Deniz'den nefret ettiğimi bilmiyor musun? Oğlum siz daha çocuksunuz. Kardeşler bile kavga eder o kadar. Bana kardeş falan deme anne. Ben onunla kardeş falan olamam. Mümkün değil, bu imkansız. Oğlum dur bir sakin ol. Ben sana şimdi bir söz vereceğim, tamam mı? Ne sözü? Ben senin gerçekten mutsuz olduğunu görürsem bu evlilikten vazgeçeceğim. Mutsuzum işte, şimdi vazgeç. Onlara bir şans verelim Fırat. Biraz zaman geçsin. Sonra yine konuşuruz, olur mu? Eve gidelim şimdi anne. Tamam, hadi gel. Deniz, bugün senin sevdiğin dizi var televizyonda. Ben izlemeyeceğim. Neden? Hmm.
Kızgın mısın bana? Yoo. Bak bakayım bana. Senin üzülmen benim dünyada istediğim en son şey oldu. Bunu biliyorsun değil mi? Tekrar bir aile olsak kötü mü olur? Biz zaten bir aile değil miyiz baba? Öyleyiz tabii. Belki bunları şu anda tam olarak anlayamazsın. Ama büyüyünce anlayacaksın oğlum. Neyi? Gerçekten sevebileceğin bir kadını bulabilmenin mutluluğunu. Bir kardeşin olmasının sana verdiği güveni. Sakın ama sakın kimseye anlatmıyorsun. Yoksa senin için hiç iyi olmaz. Annem vazgeçmek üzere zaten. Ayrıca bizim eve taşınmak gibi düşünceniz varsa hiç tavsiye etmiyorum. Yoksa senin başına gelecekleri düşünemiyorum bile. Ben de zaten seninle asla aynı evde yaşayamam. Hayal mi görüyorsun sen? Ne zamandır böyle güzel bir kahvaltı yapmamıştım. Aslında daha güzel hazırlardım ama henüz eve alışamadım. Biraz daha alışınca görsen beni. Filiz. Nerede yaşamak isterdin? Bilmem. Aslında bizim ev biraz daha büyük ama çocuk odası tek. Çocuklar bu fikre biraz alışsınlar. Daha sonra karar verelim. Peki canım. Sen nasıl istersen. Ben çay doldurayım. Ah, ben de meyve almıştım, onları yıkayayım. Ben yapardım. Olsun. Al gülüm. Teşekkürler. Sular kesilmiş. Doğru. Bugün kesinti olacaktı. Bütün gün gelmezse zor olur. Akşam yemeğini biz de yiyelim istersen. Tamam. Deniz. Aa babacığım. Beni almaya mı geldin? Gel bakalım gel. Evet, seni ve Fırat'ı. Nerede o? Fırat Deniz'in babası seni mi çağırıyor? Yoo, beni niye çağırsın ki? Bırak baba ya, gördüğü halde görmezden geliyor. Gel gidelim.
geldin oğlum. Hiç hoş gelmedim anne. Ne oldu biliyor musun bugün? Deniz'in babası gelmiş okula. Beni de çağırdı. Gitmedim tabii. Gelmişler anne. Şşt, duyacaklar. Duysunlar, bana ne? Olur mu oğlum, ayıp. Asıl onların yaptıklarıyım. Al şunu hadi. Hadi sofra hazır, buyurun. Gel bakalım. Çok güzel görünüyor sofra. Eline sağlık. Afiyet olsun. Baban tavuk çorbasını sevdiğini söyledi. Onun için yaptım. Fırat da çok sever çünkü. Teşekkür ederim Filiz teyze. Ellerine sağlık. Okul nasıl geçti bakalım? Kötü. Kötü. En azından bir konuda aynı fikirdeler. Hadi çorbalarınızı bitirin, sarma getireceğim. Bugün sarma sardım sizin için. Sarma mı var? Yaşasın. Çok severim ben. Olmuş oğlum. Getireyim mi? Yok yok anne, içmeyeceğim. Şimdi sıra sarmalarda. Çok zahmet etmişsin Filiz'cim. Çok vaktini almıştır onu yapmak. Aldı ama değdi doğrusu. Çok güzel olmuş. Çöpe mi attın yoksa? Yok. Seni var ya. Kızım, ne zahmet etmişsin öyle. Çok sağ ol. Ellerine sağlık. Mis gibi olmuş. Tabağını vereyim dedim. Rahatsız etmedim inşallah. Ya olur mu Seyla teyze? Afiyet olsun. Ben de kabak tatlısı yapmıştım. Seversiniz inşallah. Teşekkürler. Severiz tabii. Hadi iyi akşamlar. Afiyet olsun yavrum. İyi akşamlar. Nerede kaldı sarmalar ya? Ne oldu anne, sarmalardan haber alınamıyor mu? Aşk olsun Fırat. Ne oldu Filiz'cim? Kusura bakmayın. Bir aksilik oldu.
Ben size başka bir gün yine yaparım sarma. Şu an onun yerine kabak tatlımız var. Kabak tatlısı mı? Sen hiç üzülme Filizciğim. Deniz bayılır kabak tatlısına. Her gün versen her gün yer. Yok artık. Gerçekten. İyi bari sevindim. Ben hiç sevmem. Su nereden geliyor? Bilmem. Ne oldu baba? Neredesiniz be oğlum? Evi seller götürdü. Musluğu açık bırakmışsınız. Ben nasıl kontrol etmedim ya? Allah'tan bizde anahtar vardı. Komşular söyleyince önce telefon ettik sana. Ulaşılamayınca açtım artık kapıyı. Yoksa alt kat mahvolacaktı. Komşular yardım etti de hallettik hemen. Halıları da dışarı çıkarttık. Ne yapacağız şimdi baba? Of. Allah Allah. Kim bu saatte? Ya, nasıl bıraktım o musluğu kapatmadan? Sıkma canını artık Filizciğim. Olan oldu. Kapıyı pencereyi açık bıraktık. Kurur herhalde birkaç güne kadar. Şimdi onu düşünme sen. Baksana Deniz uyumak üzere. Ben yatağı hazırlayayım. Üzerine de bir şeyler vereyim. Yatsın. Odaları karıştırma, tamam mı? Tamam. Senin burada. Gitmediniz mi siz? Benim odamda hatta benim kıyafetlerimle. Ne oluyor ya? Anne. Efendim oğlum. Anne neredesin sen ya? Deniz benim yanımda uyumuştu dün gece. Sen görmedin mi? Gitmedi mi onlar? Dur sakin ol oğlum. Bir nefes al. Dün akşam evlerini su basmış. Geç vakit geri geldiler. Su mu basmış? Evet. Gittiklerinde görmüşler. Burada mı kalacaklar yani? Evet Fırat'cığım. Lütfen bir şey yapma. Bak zor durumda kalmışlar. Hadi gel kahvaltı edelim. Kahvaltı falan istemiyorum. Ben sokağa çıkacağım. Fırat lütfen. Bu
Afiyet olsun canım. Eline sağlık Filiz. Afiyet olsun. Kaçağın kahvaltısını vereyim. Adı Kaçak mı onun? Evet. Çok tatlıymış. Birkaç kez dışarı atladı da. Sen de çık istersen sokağa. Levent, duydun mu? Fırat'ın annesiyle Deniz'in babası evlenmiş. Ne? Gerçekten mi? Evet ama Fırat saklıyormuş. Sen nereden biliyorsun peki? Filiz teyze anneme söylemiş. Deniz, Fırat'ların apartmanından çıktı. Aa Fırat, Deniz'in ne işi var burada? Bilmem, ben nereden bileyim. Yalan söyleme, sizde kalmıyor mu? Yok. Sizde kalıyormuş işte, neden saklıyorsun? Senin kardeşin olmuş o. Ne diyorsun sen be, ne alakası var? Benim kardeşim falan yok. Senin annen onun babasıyla evlenmiş. Herkes duymuş çoktan. Bak nasıl kızardı, doğru demek ki. Ne diyorsun be? Doğru değil diyorum, anlamıyor musun? Siz de inanmayın buna. Senin gibi yalancıya kim inanır ki? Sen kime yalancı diyorsun be? Sana diyorum. Burada senden başka yalancı mı var? Bak seni öyle bir döverim ki. Sen kimi dövüyorsun be? Fazla oldun ama sen. Dur da görelim. Fırat sen yapma. Sen çok konuşmaya başladın ha. Fırat bırakır mısın? Karışma sen. Bak Fırat bırakır mısın? Kardeşin de hemen yardıma koştu. Bir daha kardeşin dersen var ya. Kardeşin işte, kardeşin işte, kardeşin. Ah. Ah. Ne yapıyorsun ne ya? Ne yapıyorsun Fırat? Deli misin? Fırat dursana diyorum sana. Her şey senin yüzünden zaten. Sana demedim mi kimseye söyleme diye. Görmüyor musun? Herkes benimle dalga geçiyor. Seni de babanı da istemiyorum. Ne oldu oğlum? Ne bu telaşın? Buradaki parayı alıyorum. Ne oldu oğlum? Söylesene. Ben gidiyorum. Nereye? Anneanneme veya başka bir yere. Ne demek Fırat, hiçbir yere gidemezsin. Gidiyorum anne. Oğlum dur. Nerede o? Kim nerede? Oğlunuz olacak haydut. Gene oğluma saldırmış. Yeter artık, daha mı şimdi burası? Ne oluyor Filiz? Bir sorun mu var? Evet, bir sorun var. Neymiş? Öğrenelim. Siz kim oluyorsunuz? Ben babasıyım Fırat. Öyle mi? Evet öyle. Bundan sonra bir sorun olduğunda benle konuşursunuz. Kimseye bir şey söylemedim. Elimi çıksın göstereceğim ben onun gününü. Ah, geldi mi? Yok. Ah. İşte orada kaçıyor. Yakalayın şunu. Konuşmakta olsaydın. Fırat nerede? Bilmem, gitti. Of. Kaçmış işte. Oğluma saldırmış kaçmış. Benim oğlum yapmaz öyle şey. Geçen gün de camı kırdı diye geldiniz. Kendi oğlunuz kırmış camı. Kavga çıkarmak için ne yaptıysa yine. Benim oğlum kendi kendine vuracak Filiz Hanım. Benim burada ailemle bu şekilde bağırarak konuşamazsınız beyefendi. Lütfen şimdi gidin buradan. Sakinleştiğinizde konuşalım biz. Bir daha bu mesele sizinle değil, polisle konuşacağım. Kimle isterseniz konuşabilirsiniz. Görürsünüz siz. Aşağıda. Anlat bakalım. Levent sinir etti Fırat'ı. Kavga ettiler. Fırat da vurdu ona. Nasıl vurdu? Kafasıyla. Ne yaptı da sinir etti?
siz kardeşseniz dedi. Of! Baba, lütfen gidebilir miyiz artık buradan? Dur oğlum. Anne, Fırat geldi mi? Gelmedi mi? Bir elime geçsin de amcam, biliyorum ben onu. Belki şu tarafa gitmiştir. Tamam hadi gel. Tamam anne, yok bir şey. Sen sakin ol. Gelir şimdi. Arayacağım ben seni, görüşürüz. Of, anneme de gitmemiş. Dur, sakin ol. Hemen telaşlanma. Nereye gitmiş olabilir? Bilmiyorum. Çıkıp arayalım hadi. Fırat geldi mi buraya? Hayır, buraya gelmedi. Ben görmedim hiç. Ben de görmedim. Sen yukarı git. Tamam. Sen aşağıya git. Dur, sen sakin ol Filiz. Kızdığı için saklanmıştır bir yere. Burada dağılalım. Hadi, sen şu tarafa bak. Ben aşağı bakacağım. Ben de şuraya bakayım. Yapma böyle. Nereden bilebilirdin sen? Anneni aradın mı tekrar? Aradım. Oraya da gitmemiş hala. Karakola mı haber versek? Verdim ben. Verdin mi? Filiz sakin olacak. Fırat bulunacak. Bulacağız. Özgür, ne yaptık biz? Bile bile çocukları neden aynı eve soktuk? Ya ona bir şey olduysa ben ne yaparım? Her şey benim yüzümden. Filiz, kendine gel lütfen. Göreceksin, bulacağız onu. Çok mutlu olacağız beraber. Ya olamayız Özgür, artık olamayız, kabul edelim. Hata yaptık. Fırat'ı bulayım, başka hiçbir şey istemiyorum. Sen bulacağım seni. Göstereceğim yerini. Hey Deniz. Fırat nerede? Bilmiyorum. Ya söyleme, biliyorsun. Ya bilmiyorum, bıraksana beni ya. Biliyorsun. Kardeşin değil mi o senin? Yok. Hiçbir yerde yok. Belki çoktan eve dönmüştür. Bir eve gidip bakalım. Tamam. Bırak beni. Neden koruyorsun ki onu? O senden nefret ediyor. Söyleyeceksin, söyle hemen. Ya bırak beni, bilmiyorum. Ya bilsem de söylemem zaten. Söyleyeceğim, söyle. Ya bırak, ne istiyorsun? Söyleyeceksin, benden? Söyle hemen. Ya bırak beni. Buradayım işte, bırak. Bırak dedim sana. Bırak. Ne istiyorsun ondan? Benim derdim seninle, göreceksin yürünü. Kaç Deniz. Bırak onu. Deniz kaç. Kaç Deniz.
Filizciğim, toparla biraz kendini bak. Polis de arıyor. Sana bir su getireyim mi? Yok, hayır. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece oğlumu bulmak istiyorum. Siz de gidin artık isterseniz. Gidelim mi? Evet. Fırat dönerse sizi burada görmesin. Seni böyle bırakamam Filiz. Özgür, zorlamayalım. Olmayacak. Ayrılmak mı istiyorsun? Hem de hiç başlamadım. Onlara bunu yaşatmaya hakkımız yok Özgür. Hata yaptık. Yalnızca oğlumu bulmak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yalnız kalabileceğine emin misin Filiz? Evet. Doğru olan bu. Fırat! Neredesin oğlum? Anlatacağım anne. Çok merak ettim oğlum. Ne oldu oğlum? Anlatsanıza. Sen mi buldun Fırat'ı? Yok. Aslında o beni buldu. Nasıl yani? Aslında bizim anlatmamıza gerek yok. O çocuğun babası birazdan gelip anlatır olanları. Yine Levent'le kavga mı ettiniz? Yani biraz. Of, yine gelecek kapıyor adam. Gelsin, nasıl olsa Özgür abi burada. Ama bizim artık gitmemiz gerekiyor Fırat. Hayır, gitmeyin. Lütfen. Özür dilerim yaptıklarım için. Deniz, lütfen kalın. Ben bugün anladım her şeyi. Aile olmanın ne demek olduğunu. Hadi Özgür abi, bırak onları. Çabuk. Hadi koy buraya Deniz. İşte oldu kaçak. Sakin ol. Kaçak mı hadi? Evet. Kaçıyor da az da. Gitmeyin Özgür. Sonra Deniz bir geldi ki resmen uçtu Levent'in üstüne. Görseniz tanıyamazdınız. Babamla yeni hayatımıza başlarken yaptığımız şey aslında kaçak gibi akvaryumun dışına atlamaktı. Ama biz ondan daha şanslıydık. Bizim düştüğümüz yer koskoca bir okyanustu. Koskoca bir okyanus ve akvaryum balığını ne kadar mutlu ederse o kadar mutluyduk.